İşte 3 aylık evli Saime gelinin çeyizi. Çok sayıda el örgüsü şal ve yelek, her biri el emeği göz nuru oyalı yazma, tığ ile örülmüş çiçek motifli yelek ve serum oyalı havlu gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 orada bir şal da var. Evet. Yavrum bu ne yelek ya? Ne yelek? Ben şoklardayım değerli izleyenler. Sırf yelek yapmışlar. Dükkan falan mı vardı? Hayır. Kim çalıştı bu yeleklerin üstüne? Kayınvalidem ve eşimin babaannesi ve anneannesi. Es, maşallah. Gerçekten epeyce bir yeleği var. Yanılıyor muyum hanımlar? Yelek ve patik. Ve patik. Kaç tane patik var 300 burada? 300 tane. Onu saymaya girmeyeyim hayatım. Girmeyeyim. Program biter. 300 patik. Efendim 24 yelek. Kaç piko takımı var? Bir tane var. İyi. İki tane nevresim takımım var. Niye onlar garibim bir tane? Bu kadar yaparken birkaç evet. tane yapsalarmış değil mi? Neyse kim yaptı o zaman piko takımını? Şu kırmızı beyaz olan değil mi? Hayır onlar yastık kılıfı bu arada. Sadece kılıf mı onlar? Evet. Yok mu onun takımı? Hayır yok. Ha. Ben istemedim bu şekilde olmasını Allah istedim. Allah. Kendi nevresimimi uydurdum. Ha. Kendi nevresimin evet. nasıl? O da beyaz saten. Ha düz beyaz da evet. böyle yastıkları şu, sadece şu kenarlarında. Aynen. Bak bir şey söyleyeceğim ama hani üstüne örtün ne renk? O da mı beyaz? Hı-hı. Rengini sen mi seçtin kırmızıyı? Evet. Seçmiş. Bu seccadeleri sen mi getirdin yine kayınvalidem yaptı. Onlar kayınvalidemin cenazesi. Kırmızı olsun demiş. Aynen. Bunlar kayınvalidemin çeyizinden 26 senelik. Bende de bir anısı olsun istedim. Kullanmak istedim. O şekilde yok. Evet. Ne diyorsun bunlar bir mesaj ver sana. Ben yorum yapmak istemiyorum o konu hakkında Aslı Hanım. Yapmayalım o zaman bunları hemen şunun altına koyalım. Yorum yapmayalım şu anda erken. Hadi bakalım. Evet favori parçasını soralım mı hanımlar? Evet. Peki göstereyim. En baştan evet bohçamı göstermek istiyorum. Alabilir miyim onu buraya? Bu mu? Evet. Bunu. Ağır birazcık. Evet. Onu şu şekilde elime almak istiyorum. Kızlar bu bizim yöremizde yok ama eşimin yöresinde var. İstemeye geliyorlar. Ben onlara bohça yapıyorum. Onlar da bana bohça yapıyor. Beni istiyorlar. İstemedi. Evet. İstedikten sonra evet demek için benim kız kardeşim götürdü, verdi. Hani evet demek manasında. Allah Allah. Evet. Bu verince evet mi oluyor? Aynen. Onların yöresinde devam ediyormuş. Ben de tekrarlamak istedim. Mendil işlettirdim burada. Eşime atlet konuldu, çorap konuldu. Hiç açmadım, bozmak da istemedim. Çok güzel duruyor çünkü. Evet. Çok güzel. Bence de güzel. Mendil de çok şık olmuş. Değişik bir gelenek değil evet. mi? Çok güzel. Yani favorim bu diyorsun. Aynen. Peki senin yapmış olduğun bir parça var mı burada bir tane? Var. Hangisi? Göstermek istiyorum. Lütfen. Şurada bir pembe yelek var. Şu mu? Evet. Şu mu? Hayır o değil. Şu. Evet. Wow. Bir de o papatyalıyı alabilir miyim? Sen mi yaptın bunu? Evet. Wow. Ben bu işlerden anlıyorum biraz. Ne diyorsun ya? Tebrik ederim. Bunu da mı sen yaptın? Evet. Çiçeklerini kayınvalidem yaptı. Ha, papatyalarını. Evet. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Ellerine sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Aferin. Ben havluları bahsetmek istiyorum. Sanki biraz eski model gibi. Evet, havluları beğenemedim ben açıkçası. Onlar uzun zaman önce yapıldığı için hani kayınvalidem tek çocuğu var. O yüzden çok küçük yaşta başlamışlar babaannesi, anneannesi. O yüzden ben onları kırmak istemedim, aldım. Evet, bu nedir? O namazla. Nasıl? Ay pardon. Daha çeyizindeki parçayı mı bilmiyorsun Sayımecim? Canım onlara ben açıp bakmadığım için sadece oradan alırken evet, baktım sonra bohçama koydum birisinden tekrardan. Birisinden sanki toplamış almış buraya koymuş gibi. Evet, ama birazcık öyle olmuş. Gerçekten ben şu an şu patiklere baktığım zaman havlulara az önce bir tane vardı ya havlu. Şurada gri. Yok diğeri vardı. Şu bak çeyiz şurada. Çeyiz kokuyor. Şunu alabilir miyim? Şu. Hangisi yavrum? Ha. Aslı Hanım şu havlu evet canım. Modeli özellikle benim en büyük ablamın çeyizinde olan evet, havlu modeli. Eski. Yani çok eski şunu... Canım burada emek var. Ben emekten, onlara bir şey diyemediğim için aldım. Emekten çünkü ben bunları böyle çok seviyorum. Emeğe emek zaten saygım eski olabilir ama ben size çıkartmak istedim çünkü bu çeyiz. Şuna böyle değinmek için sanki birisinden almışsın toplamışsın. Bunlar buraya. Alınmadı gerçekten el emeği kokuyor öyle burada. Görüm. Özellikle mesela patiklerim... Hatta onları burada gururla gösteriyorum yani. Çünkü burada bir sürü emek var ama kaç kişinin.
senin. Çeyiz görün, çeyiz görün diye hani bir aslanım, yüklenmiştin ya. O çeyiz yelek ve patikten ibaret yok. Yok. Bir tanem var. Yok yani hani tamam. Evet. Resim takımım var şu burada. Ben patiklerde bir tane göremedim yani o yüzden. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Bunları aile büyükleri yaptığı için bunlar biraz da onların zevkine göre oluyor. 3 aylık evli ya aslanım. Onların zevkine göre oluyor. Yani aile büyükleri yapıyor. Kendi yapsa herhalde bu motifi seçmezdi. Ya ben model olarak aile büyükleri seçiyorum bunlara yani. Bak kendi yaptığı hırkalar belli. Bana onu modern şeyler değil mi? Evet. Bunu mu sen yaptın? Annem yaparken hep bana sormuş modellerini ben evet, aslanım, ondan ben kullanabileceğim tarzda. Sana sormadılar mı nasıl model ellerinden istersin? Ellerinden de geliyormuş diye. Hani. Ya ben daha önceden hani ben yokken de yapılmış bir çeyiz. Evet. Ya bazen nasıl oluyor biliyor musun? Kundaktayken kız çocukları evet, aileler yapmaya başlıyor. Evet aslanım evet. Ondan hani yani şey değil. Yani sizler de biliyorsunuz. Sadece hani bunu sorulabiliyor. Mesela nişanlı evet, etabında en azından evet, daha modern şeyler isteyebilirdi. Eğer yapıyorsa ailesi. Yelekleri mi var canım? Bak onlardan bahsetmiyorum. Ben bunları merak ediyorum. Bunları kim yaptı? Onları eski model. Ondan bahsediyorum eski. Tek tek konuşun. Onları eşimin yengesi yaptı. Yani bence çeyizin büyük bir bölümü yelekler ve patikler. Bu yelek çok değişik. Makinede mi yapıldı bu? Hayır. Hazır gibi sanki. Ama makine el örgüsü olamaz. Evet. Makinede yapılmış olabilir mi? Bilmiyorum, bu el mi? Elle yapıldığını bak, biliyorum. Eşimin babaannesi yaptı aslanım, diye biliyorum. Aslanım ben de bunu çok beğendim. Evet. Bu desen, bu evet, motif, bütün çeyizlerde, bütün elinlerde var. Evet, ama bakın seçtiği rengi beğendim ben. Evet, evet güzel renkleri aslanım, güzel. Renk mesela çok güzel ton gerçekten var. Gerçekten güzel. Evet. Genelde siyahlı, yeşilli görüyorum. Aynen. Sizde mi vardı, birisinde vardı? Bende vardı. Sende vardı, evet, bravo. Ama renk bu da çok olarak güzel. Bak etek uçlarını arkaya da dönmüşler. Evet. Çok güzel yapmışlar, ellerine sağlık. Şimdi hanımlar biliyorsunuz, Sayım'e çok iddialıydı. Günlerdir evi ev göreceksiniz, ev göreceksiniz. Peki aynı iddiası sizce çeyizinde de var mı? Hayır yok. Hayır. Bence yok. Göremiyor yani, musun? Yani şöyle görüyorum, patiğin çok fazla, evet göz dolduruyor, yeleğin de o şekilde ama çok iddialı bir çeyiz yani değil bence. Bir yere odaklanılmış, konuştuğu kadar. Sizce iddialı çeyiz yani nedir peki hanımlar? Gerçekten şu an sormak istiyorum. Ben iddialı çeyiz de ne olmalı? Şöyle yani, farklı parçaların kesinlikle olduğu, kullanılabilir parçaların evet, olduğu yani, çeyiz olduğunu düşünüyorum. Şöyle evet, sadece yelekten ve patikten ibaret olmaması gerekiyor. Kızlar ben patikleri benim çok evimde kullanıyorum. Günlük kullanabildiğim şöyle patikleri yani 300 tane patiğe kullanabileceğine ihtimal vermiyorum. Kullandıklarım da var içinden bu arada. Onları çıkarmadım hayatım, ben kullandığım tamam evet patik zaten oluyor. Bak şu değişik bir şey elimde mesela. Ama yani hepsi patik ve terlik yapmış. Bu elde evet, örülmüş galiba. Evet, evet. Bu arada benim kendi annem çeyiz yapmadığı için onlarınkini sergiliyorum. Hani sormanızı bekledim evet, ama sormadınız. Ben anne çeyiz yapmadı. Evet. Bunların hepsi eşinin tarafı mı? Hı-hı. Ne diyorsun? Annen neden yapmadı Sayımcığım? Özel değilse eğer. Yani görüşmüyoruz şu an o yüzden. Anladım. Aa, bunu düğününü izlerken arzu edersen konuşalım. Tamam. Şimdi yorulduk. Ne diyorsunuz? Ta Çorlulara geldik. Evet. Öyle değil mi? Evet, sunum masanı merak ediyoruz. Geçelim çok iddialıydın. Geçelim hazırsa. Tamam o zaman. Hadi buyurun, sunum masasındayız. Şu an gündemde kullanabileceği bir tane bile yeni bir parça görmedim ben. Çoğu yani bundan 10-15 sene önceki çeyizlerdi. En azından nişanlandığı süre zarfı içerisinde yeni bir çeyiz yapabilirdi.